Herkese tekrardan selamlar dostlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle Minecraft'ta yeni bir mod tanıtım videosuyla karşınızdayım. Fakat videomuza geçmeden önce bu video hoşunuza giderse alt taraftan videoyu beğenebilir ve sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımları videonu seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yandaki bildirimlerden açtığınız takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansını siz kazanabilirsiniz dostlar. Ayrıca şu anda katıl butonu özelimiz açıldı. Bana daha fazla destek olmak istiyorsanız bu kanala katılabilir ve sizler de harcaklardan yararlanabilirsiniz. Harcaklarla ilgili bilgiye de açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz dostlar. Sizlerin de Minecraft'ta mod tanıtımları videonun çok sevdiğinizi bildiğim için elimden geldiğince kanalımda birçok mod videosu yayınlıyorum. Umarım modları beğeniyorsunuzdur. Ayrıca benim de çekmemi istediğiniz modlar varsa da bunu da şu anda yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiğince birçok modu çekmeye çalışıyorum. O zaman gelin fazla uzatmadan videomuza geçelim efendim. Evet dostlar, başlıkta da görebileceğiniz gibi konumuz Squid Game modu. Aslında buna mod denmez çünkü bu bir harita aslında. Yani Squid Game haritası gerçekten çok hoşuma giden bir harita ve sizlere de göstermek istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tabii ki de şu anda haritamızda sadece şimdilik 2 bölüm bulunmakta ama güncellemelerle birlikte de daha fazla bölümün eklenebileceğini düşünüyorum dostlar. Zaten şu anda sizlerle beraber dünyaları oynamaya çalışacağız dostlar. Tabii ki de sizler de oynamak isterseniz açıklama kısmındaki linkten bu haritayı indirebilirsiniz. Şimdi ise gelelim bu haritayı Minecraft'ta kurmadan önce nasıl bu haritayı cihazınıza indirip kurabileceğinize geçelim. Evet dostlar, burada videoyu kısa bir süreliğine bölmek istiyorum. Video başında da bahsettiğim gibi size nasıl Squid Game haritasını indirip kurabileceğinizi göstermek istiyorum. İlk önce burada açıklamada vermiş olduğum linke gidiyoruz. Açıklamada vermiş olduğum indirme linkine gittikten sonra burada yapmamız gereken bazı işlemler var. Peki bunlar neler? İlk önce burada bulunan devam etmek için tıkla butonuna basıyoruz. Daha sonra ise bizi burada 5 saniyeyle bekletiyor. 5 saniyelik süre bittiği zaman da aynı şekilde burada tekrar linke git tuşuna basıyoruz ve açılan pencereyi kapatıyoruz. Daha sonra tekrar bulunan bu linke git tuşuna basıyoruz ve bakın bu tuşa bastığımızda bizi indirme linkine götürüyor. Burada bulunan mavi butona basarak bu haritayı indirebilirsiniz. Daha sonra ise bu mavi butona tıkladıktan sonra dosyamızın indirildiğini görebiliyoruz. Daha sonra ise ne yapmamız gerekiyor? Bu bildirime dokunup bakın burada RAR ile aç seçeneği geldi. Sizler bu RAR uygulamasını açıklama kısmındaki vermiş olduğum linkten indirebilirsiniz. Daha sonra ise RAR uygulamasını açıyoruz. RAR uygulamasını açtığımızda indirdiğimiz dosyayla beraber açıldığını görebiliyoruz. Peki burada ne yapmamız gerekiyor? Bakın burada bulunan dosyanın yanındaki tiki işaretleyip daha sonra ise üzerine basılı tutarak panoya kopyala seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra yapmamız gereken işlem şu. Burada bulunan en üstte sol tarafta bulunan 3 çizgiye dokunuyoruz. Burada ise cihaz depolamasını seçiyoruz. Burada bulunan indirilenler dosyası altında Games klasörü bulunuyor. Buna tıklıyoruz. Daha sonra ise bakın burada John Mojang yani Minecraft'ın dosyası bulunuyor. Buna dokunuyoruz. Buna dokunduğumuzda ise bakın burada Minecraft Worlds adı altında bir dosya bulunuyor. Buna dokunuyoruz ve bakın burada oluşturmuş olduğumuz Minecraft'ın içinde bulunan tüm dünyaları burada görebiliyoruz. Şimdi burada kopyalamış olduğumuz dünyayı yapıştırmamız gerekiyor. Bakın burada sağ tarafta bulunan çarpı işaretinin yanında yapıştır simgesini görebiliyoruz. Evet dostlar, şu anda Minecraft'ımıza bu harita kuruldu. İşlemimiz bu kadardı. Şimdi ise gelelim kurulumu gösterdiğimize göre sizlerle beraber bu Squid Game haritasını incelemeye. Evet dostlar, az önceki videoda da izlediğiniz gibi cihazınızda Squid Game haritasını kurmak bu şekildeydi. Şimdi ise gelelim bunu Minecraft'ta oynamaya. Tabii ki de burada Minecraft'ta hiçbir kurulum işlemi yapmamıza gerek yok. Zaten az önceki işlemleri yaptığınızda burada bakın Squid Game adı altında haritamız gözüküyor. Daha sonra ise burada ne yapmamız gerekiyor? Hiçbir işlem yapmamıza gerek yok. Sadece üzerine basarak haritaya girmemiz ve oynamamız yeterli. Bakın burada küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Burada ilk kurulumda haritamızın üzerine bastığımızda bakın burada bir uyarı bizim karşımıza çıkıyor. Burada diyor ki deneysel dünya yüklensin mi? Buna yine de dünyayı yükle seçeneğini belirliyoruz. Evet efendim, ve şu anda Squid Game haritamıza girdik ve bakın başlangıç alanından başladık. Gerçekten bu dönemde Netflix'te bulunan Squid Game dizisini çoğunuz biliyordur ve bakın başlangıç noktamızda tabii ki de yatakların olduğu kısım. Zaten izlediyseniz az çok bu bölümlerde biliyorsunuzdur. Şimdi ise gelelim biraz da oynamadan önce haritamızın özelliklerinden bahsedelim. Tabii ki de burada tek oyuncuyla başlamak zorunda değilsiniz. İsterseniz 4 tane oyuncuya kadar birçok oyuncuyla bu haritayı oynayabiliyorsunuz dostlar. Yani sadece tek kişi oynamanıza gerek yok. Haritamız burada birkaç kişiyle beraber de oynamayı destekliyor açıkçası. Şimdi ise gelelim fazla uzatmadan sizlerle beraber bölümlerimizi incelemeye. Şimdi ise gelelim haritamızı incelemeye. Bakın burada bulunan kapılarımızdan geçtiğimizde az önce burada bahsettiğimiz 4 tane oyuncuya kadar destekleyen kısmı görebiliyoruz. Yani sizler arkadaşlarınıza girdiğiniz zaman buradaki plakalardan geçtiğinizde 4 tane oyuncuya kadar bunu oynayabiliyorsunuz. Şimdi ise burada biz tek kişi olduğumuz için herhangi bir alandan geçtiğimizde bakın burada player 1 yani birinci oyuncu diyor. Daha sonra ise burada ne yapıyoruz? Bu merdivenden ilerliyoruz. Evet efendim, burada bulunan birinci kapıdan geçersek birinci bölümümüzle başlıyoruz. Birinci bölümde ne vardı hatırlayacağınız gibi bir tane kız vardı ve bize baktığında direkt öldürüyordu. Peki bu oyunumuzun kuralları neler? Biraz da onlardan bahsedelim. Zaten şu anda ekranda geçen resimlerden az çok birinci bölümü de anlayacaksınız. Eminim ki bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için de birazcık kurallardan bahsetmek istiyorum. Kurallarımız şu. Bildiğiniz gibi bu bölümde amacımız şu. Kız arkasını döndüğü anda bizim kırmızı çizgiye kadar ulaşmamız gerekiyor. Ve kırmızı çizgiye ulaşırken de tabii ki de bazı zorluklarla karşılaşabiliyoruz.
Bunlardan bazıları neler? Tabii ki de kız arkasına dönük kalmıyor ve belli bir süreden sonra tabii ki de arkasına döndüğü zaman tekrar bizi görebiliyor. Tekrar kafasını döndürmeye başladığında direkt olduğumuz yerde durmak zorundayız. Yoksa tabii ki de bizi gördüğü için direkt öldürüyor. Ama yerimizde durursak ve kafasını tekrar döndürdüğünde olduğumuz yerde kalırsak bizi görmeyecek ve artımızın devamını getirebileceğiz. Fakat kuralımız sadece bu değil. İkinci kuralımız ise şu. Mesela çizgiye ulaşırken herhangi bir zıplamaya çalışırsak tabii ki de bu bir hile sayıldığı için direkt ölüyoruz dostlar. Yani burada hile yapamıyoruz. Yani kısaca özetlemek gerekirse bizim burada amacımız kız arkasına döndüğü zaman bizim kırmızı çizgiye kadar ulaşmamız gerekiyor. Tekrar arkasına döndüğü zaman ve bize döndüğü zaman olduğumuz yerde durmamız gerekiyor kısacası. Zaten şu anda da bölümü sizlerle beraber oynarken bunlara da bakacağız. Evet efendim ve şu anda haritamızda bulunan birinci bölümün kurallarından bahsettik. Şimdi ise gelelim bunu geçebilmeye. Fakat burada bu bölümü geçebilmemiz için sadece bir dakikamız var. O yüzden burada birazcık konsantre olmam gerekiyor. O yüzden arka plana müzik eklerim büyük ihtimal. Sizler de bu bölümü kaç saniyede geçtiğinizi yazabilirsiniz dostlar. O zaman gelin fazla uzatmadan birinci bölümümüzü tamamlamaya çalışalım. Tabii ki içeri girdikten sonra artık buradan çıkışımız olmuyor. Ve burayı tamamlayana kadar buradan ikinci bölüme geçemiyoruz. Bakın burada birinci bölümle ilgili birazcık açıklama yapıyor. Ve haritamıza başlıyoruz. O zaman gelin hemen bizler de başlayalım. Evet efendim ve şu anda haritamızda bulunan birinci bölümü tamamladık. Şimdi ise gelelim haritamızda bulunan ikinci bölüme ve son bölüme. Heysan haritamızda bulunan ikinci bölüme geçmeden önce bu video hoşuna giderse alt taraftan videoyu beğenebilir. Ve sen de benim gibi Minecraft mod tanıtımları videonu seviyorsan kanalıma abone olabilirsin. Ayrıca yandaki bildirimizden açtığın takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansını sen kazanabilirsin. O zaman gel fazla uzatmadan haritamızda bulunan son bölüme geçelim. Evet efendim, merdiveni takip ettikten sonra ise bizi ikinci bölüm olan kısma çıkardı. Peki buradan amacımız ne? Birazcık bundan bahsedecek olursak burada amacımız burada bulunan şekillerden bir tanesini seçmek ve şekillerin yan taraflarını kırarak şeklin kendisini çıkarmak. Yani burada bir nevi kurabiyeler mevcut. Zaten bu diziyi izleyenler biliyordur. Şimdi ise sizlerle beraber deneyelim. Tabii ki de burada daha az bir süremiz olduğu için hızlı bir şekilde bitirmek zorundayız. Bunları yapabilmemiz için sadece burada 20 saniyemiz mevcut. Şimdi ise gelelim sizlerle beraber deneyelim. Mesela bakın, ben şu anda burada üçgeni seçtim ve plakanın üzerine bastığımda artık diyor ki sen buradaki üçgen şeklini seçtin. Bakın burada bahsettiğimiz bize 20 saniye veriliyor. Burada bulunan sarı çizgileri kırmamız gerekiyor. Tabii ki de bu süre içerisinde ne kadarını kırabiliriz ama elimizden geldiğince hızlı hızlı yaptığımızda tabii ki de kazanma şansımız da artıyor. Ve bakın şu anda bahsettiğimiz 20 saniye verildi ve yapamadığımız için tekrar başa döndük. Tabii ki de bu bölümde biraz daha hızlı olmamız gerekiyor dostlar. Eğer ki yapamazsak da haritanın başına atıyor ve tekrar bizden yapmamızı istiyor. Evet dostlar, şu an için haritamız 2 bölümden oluştuğunu söylemiştik ama güncellemelerle birlikte daha fazla bölüm eklenebileceğini düşünüyorum. Umarım sizler de bu haritayı beğenmişsinizdir. O zaman yavaştan bu videomuzun da sonuna gelelim. Bu video hoşunuza giderse alt taraftan videoyu beğenebilir ve sizler de benim gibi Minecraft mod tanıtımları videolarını seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Yandaki bildirimizi açtığınız takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansını siz kazanabilirsiniz dostlar. O zaman yavaştan bu videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.